A400M nakliye uçağı Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika ve Türkiye'nin ortaklarıyla Airbus tesislerinde üretilen askeri nakliye uçağıdır. Uzun menzillidir, son teknolojiyle donatılmıştır. Bu uçağın bakımları Kayseri Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılmaktadır Türkiye'de. Avrupa'da ise genelde Airbus tesislerinde yapılmakta. Bakımlarımız 45 gün sürmekte. C seviyesi hafif bakımlar 45 gün ve C seviyesi ağır bakımlarda 75 gün iş günü sürmekte. Burada yapılmaktadır. Peki komutanım, kaç kişilik ekip görev alıyor bu uçak bakımlarında? Bu uçak bakımlarında bir kere öncelikle sertifiyeli bir personel çalışması gerekiyor bu uçak bakımlarında. Bizim personelimiz tamamen Airbus tarafından sertifiye edilmiştir. EASA standartlarındadır. Bu kapsamda 25 personelimiz var ancak ilerleyen dönemlerde bu çoğalacaktır. Peki komutanım, bu retrofit işlemleriyle alakalı bilgi alabilir miyiz? Retrofit faaliyeti uçakların gerek üretim safhasında gerekse kullanım safhasında tespit edilen geliştirilmesi ihtiyaç duyulan noktaların geliştirilmesi ve bunların uçaklar üzerine uygulanmasıdır. Burada da uçaklarımıza Türkiye'de retrofitlerini Kayseri Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır. Şimdi bilindiği üzere askeri havacılık katma değeri oldukça yüksek bir sektör. Biz de bu sektörün içerisindeyiz. Dolayısıyla bu retrofit faaliyeti Türkiye'ye önemli bir döviz kaynağı sağlayacaktır. Tabii bizim vizyonumuz sadece bununla sınırlı değil, aynı zamanda Avrupa'nın diğer iş yüklerini de almak üzerine kurgulanmış. Dolayısıyla ilerleyen vakitlerde de önemli bir döviz kazancımız olacağını düşünüyoruz. Komutanım, Türkiye'de ve dünyada A400M uçağı kaç tane var ve bunların üretimi devam ediyor mu? Şu anda 8 ülke kullanıyor bu uçakları. 100'ün üzerinde de üretilmiş durumda. Alınan siparişler 180 şu aşamada. Ancak ilerleyen vakitlerde de daha çok yeni bir uçak. İlerleyen vakitlerde de daha fazla sipariş alacağını değerlendiriyoruz. Peki komutanım, bu Türkiye kaç tanesini kullanıyor bu uçaklardan? Türkiye'de şu anda 9 tane var. 10. uçağımız da gelecek. 9 uçakla ulaştırma faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Bunlar askeri nakliye uçakları. Bunlar sıhhi tahliye, insani yardım ve askeri malzemelerin nakli konusunda kullanılmaktadır. Peki komutanım, koronavirüs salgını süreci yaşadık bildiğiniz gibi. Bu Evet. süreçte bu uçakların bir katkısı olmuş mudur? Evet, bunlar çok uzun menzilli uçaklar olduğu için herhangi bir havada yakıt ikmali yapmadan uzun uçuşlar yapabilmektedirler. En son yine Çin'den Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlarımızı bu uçaklarla getirdik. İkinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün vizyonu uluslararası standartlarda dünya çapında bakım yapmaktır. Havacılık sektörüne hizmet etmektir. Bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz. A400M retrofit faaliyetleri bizim için bir başlangıçtır. Avrupa'ya açılan kapıdır. İlerleyen vakitlerde de daha pazarımızı genişleteceğimize inanıyoruz.